Harvard Sanat Müzesi'nde Shotoku Taishi'ye ait küçük ahşap bir heykeli inceliyoruz. Bu heykeli bir küratör ve konservatörle birlikte inceleyeceğiz. Uzmanlarımızdan ilkinin adı Rachel Saunders. Kendisi Abby Aldrich Rockefeller Asya Sanatı Yardımcı Küratörü. İkinci uzmanımızın adı da Angela Chang. O da Strauss Konservasyon ve Teknik Araştırmalar Merkezi Yardımcı Direktörü. Daha önce bu kadar ağırlığı olan ve aynı zamanda dini çağrışımlar yapan bir heykel gördünüz mü? Bu, Harvard Sanat Müzesi'ndeki en kıymetli objelerimizden biri. Heykel, Prens Shotoku'nun iki yaşındaki halini temsil ediyor. İleriye doğru bir iki adım atıp ellerini birleştirip bu dayı öveceği anda bir rölikle karşılaşıyor. Ve bu, bir mucize. Figürün öne doğru eğilmiş olduğunu söyleyebiliriz. Sol dizi sağ dizinin biraz önünde ve bu da bize sanki hareket ediyormuş hissini veriyor. Sağ tarafta toplanan kumaş ise bize adım atmak üzere olduğunu anlatıyor. Bu hareketsiz heykelin hareketli bir hikayesi var. Küçük çocuklara ait özellikleri olduğunu söyleyebiliriz bilekleri, göbeği ve ensesi etrafındaki yağ tabakası ve vücuduna göre biraz büyük olan kafası. Yüzünde son derece huzurlu bir ifade var. Gözleri aşağıya doğru ve dünyevi görüşümüzün dışında bir şeye bakıyor. Kendisinin gerçekten yaşayıp yaşamadığı hakkında tartışmalar var. Bazı akademisyenler Shotoku'nun bir hikaye kahramanı olduğunu savunurlarken, bazıları da 622 yılı civarlarında ölmüş biri olduğunu ileri sürerler. Japonya'nın ilk anayasasını yazan ve Budizmi kuran kişidir. Ayrıca bugüne kadar ayakta kalmayı başaran bir sürü tapınak da yaptırmıştır. Horyuji ve Shitenoji tapınağının kurucusu olduğuna inanılır. Gözlerinin parlaması çok etkileyici. Gözler taş kristallerden yapılmış. Bu tekniğe Guyokugan adı verilir. İki parça taş kristal alınır, şekil verilir, cilalanır, göz boşluklarına yerleştirilir. Göz bebeklerini temsil etmesi için arkaları boyanır. Sonra bir kağıt tabakası eklenir ve ahşap bloklarla ufak ahşap çubuklar yardımı ile yerine sabitlenir. Sonuç olarak da heykelin sanki yanınızda olduğunu hissedersiniz. Kraliyet ailesinden gelen bu çocuk daha çok erken yaşlarda önemli işler başarmış ve Japonya'da Budizmin kurucusu olarak kabul ediliyor. Ellerinin arasında belirdiğine inanılan rölik, anlatıların bazılarında Buda'nın sol gözü olarak anlatılır. Buda'nın sol gözü, Budizmin anavatanı olan Hindistan'dan çok uzakta olan bir ülke olan Japonya'da ortaya çıkmış ve bu Shotoku'nun sayesinde olmuştur. Heykelde ise çocuğun ellerinin içinde Buda'nın gözü yerine bir çekirdek var. Ellerinin içindeki bir bölmede içinde hala lotus tohumu olan bir çekirdek var. Teknik incelemeler sonucu keşfedilen bu tohumu çok yakından detaylıca incelerseniz de görebilirsiniz. Bu da heykelin sadece sergilenmesi gereken değil, aynı zamanda kullanılmak üzere yapılan bir obje olduğunu kanıtlıyor. İçinde çok büyük bir sır saklıyor heykeli dışarıdan gördüğünüzde içinde bir şey olabileceğini düşünmezsiniz öyle değil mi ama aslında heykelin içi bu çocuk heykeli ile kişisel bir bağ kurmak isteyen insanların oraya koydukları çeşitli objelerle doludur bu heykelin bir ihtimalle bir manastırdaki rahipler için yapıldığı da düşünülüyor heykeli yapan erkek üyelerin de olduğu düşünülüyor ancak çoğunluk kadınlardan oluşuyor olmalı bu rahibeler muhtemelen 13. yüzyılda Japonya'nın batısında Kyoto ve Nara bölgelerinde Japon Budizmini yeniden canlandırmak ve düzenlemek isteyen bir rahiple çalışan aristokrat rahibeler olmalılar. Öyleyse bu heykeli bir tapınakta görebilir miydik? Belki. İçerisinde çeşitli objeler bulunuyor. İnanılmaz bir çeşitlilikten bahsediyoruz. Minik heykeller, yazılar, üzerinde yazılar olan objeler. Bunların bazıları Buda'nın yolunu izleyeceğine dair sözünü kağıtlara yazmış insanlara ait. Yeminlerini yazmışlar, tarih atmışlar, imzalamışlar ve kağıtları heykelin içine yerleştirmişler. Heykelin ne zamana ait olduğu da bu şekilde belirlendi. Objelerin bazıları uzun zaman kullanılmış kişisel eşyalar. Örneğin bu, Lotus Sutra'nın 25. bölümü. Bu tehlike anında merhametli Bodhisattva Kanon'un size nasıl görüneceğine dair bilgi veren minik bir kitap. Bu muhtemelen bir rahibeye ait ve defalarca okunduğu için ilk sayfası yırtılmış son derece kişisel ve sevilen bir obje. Bu dönem tehlikeli bir dönemdi. Moğolların Çin'deki Song hanedanlığına son verdikleri dönem. Çin'in işgali sonrası Çin'e seyahat edip Budist yazmalara ulaşmak da zorlaşınca Japonya Budizm için bir mabede dönüştü. 1292 yıllarında zamanın sonuna yaklaşıldığında Budizm'in Japonya'da son bulacağına ve kimsenin yeniden doğamayacağına inanılmaya başlanmıştı. Bu da yeryüzünden ayrılalı çok olmuştu. Korkunç bir iç savaş sonrası tapınakların da çoğunun yakıldığı bir dönemdi. Bu yüzden de en azından Japonya için dünyanın sonunun geldiğine inanılıyordu. Shotoku'nun Buda'ya benzediğini düşünebiliriz. Hatta Buda'nın birçok özelliğine sahip. Uzun kulak memeleri, elleri dua eder gibi birleşmiş, vücudunda iyi beslendiğine işaret eden yağ tabakaları bulunuyor. Shotoku Taishi'ye ait son derece uzun ve önemli bir biyografi var. Ancak bu biyografinin Buda'dan esinlenerek yazıldığını biliyoruz. Heykel üç Budist devlete atıflarda bulunuyor. Budizm Hindistan'da başladı. Heykelin içinde Buda'nın bedeninin kalıntıları var. Bunlara şari taşları adı verilir. Şari taşları cam ya da kristalden yapılmıştır. Evet bunlar Buda'nın bedenini ve Hindistan'ı temsil eder. Sonra Güney Song Çin'inde basılmış Japonya'ya geldikten sonra boyanmış ve özel bir kılıfa konmuş Lotus Sutra var. Bu Budizmin Japonya'ya, Hindistan ve Çin aracılığı ile geldiğini gösteriyor. Ve son olarak da Japonya. Çünkü Shotoku Taishi Japonya'nın Sakyumunisidir. Böylesine bir objenin yapılması, yani Buda'nın kemikleri olarak kabul edilen şari taşlarının Çin sutrasının yani Budizm kanunlarının Japonya'da yapılan bir figürün içine yerleştirilmesi çok önemli bir durum. Heykel hakkında tarihini inceleyerek de fikir sahibi olabiliriz. İçinde de bazı yazmalar bulunuyor zaten. Peki heykelin kendisinden öğrenebileceğimiz bir şeyler var mı? Heykelin ahşaptan, hinoki servi'sinden yapıldığını biliyoruz. Kullanılan tekniğin adı ise ahşabın birleştirilmesi anlamına gelen Yosegi Zukuri. Kafa ve gövde çapı 25 cm olan bir kütükmüş. Bu kütük oyulmuş, ortadan ikiye ayrılmış, içi boşaltılmış. Daha sonra bir yıl bekletilmiş. Bu sayede kurumuş ve ortaya çıkan çatlaklar kapatılabilmiş. Bu Kamakura döneminde Japonların ustalaştıkları bir tekniktir kütük oyulup içi boşaltıldıktan sonra içine az önce bahsettiğimiz objeler yerleştirilmiş. Heykelin içinde boş yer kalmadığı düşünülüyor. Objelerin konuldukları yerler, hangi objelerle yan yana oldukları veya Shotoku'nun bedeninin neresinde bulundukları bunların hepsinin bir anlamı olmalı. İçine konan objelerden sonra heykel birleştirilmiş, verniklenmiş ve boyanmış. İnsanların bu heykeli görmek istediklerini biliyoruz. Peki nasıl yapıldığı sizce neden önemli olabilir? Bunun arkasında bir süreç olduğunu bilmek önemli. Biri bu heykelin yapılmasını istiyor. Biri ağacı seçiyor. Heykel tıraş içine objeleri koyacak olanlarla iletişime geçiyor. Objelerin içine yerleştirilmesi için de törenler düzenleniyor ki bu en azından birkaç sene sürebilecek bir süreç. Demek istediğim ortada bu heykelin arkasında yatan kocaman bir tarih var. Heykelin her parçasının bilinçli bir şekilde yapıldığını düşünebiliriz. Az önce de söylediğimiz gibi içerisine yerleştirilen parçaların konuldukları yerlerin bile bir anlamı olmalı. Bedenin en önemli yeri neresidir? Hangi obje en önemlisidir? Nereye konuldular? Heykel Amerika Birleşik Devletleri'ne 1936'da geldi. İlk durağı olan Boston'daki Güzel Sanatlar Müzesi'nde ise içinde bir şeyler olduğu keşfedildi. O zaman orada çalışan küratör heykelin içinden sesler geldiğini fark etti ve heykelin sahibi olan Avery Sedwick'ten izin istediler. Japonya'dan bir konservatör geldi, heykelin altına küçük bir delik açtı ve içindeki objeler çıkarıldı. Yine de 1930'lardaki kayıtlara göre objelerin nereye konulduğu tam olarak bilinemedi. Bu noktada küratör ve konservatör olarak videonun başında bahsettiğimiz Rachel ve Angela heykelin sadece dışına değil içine de bakmak konusunda anlaştılar. Boroskop, X ışını radyografisi, mikrobilgisayarlı tomografi, ki bu iki boyutlu X ışınlarından aldığı veriyle üç boyutlu görseller elde edebilen bir teknolojidir. Evet, bu teknolojileri kullandılar ve Budist heykellerinde kullanılan ağaçlarda uzmanlaşmış Japon bir uzmanın da ağacı incelemesini istediler. Bilgisayarlı tomografi sonuçlarını görene kadar objenin içinde raf raf dizilim düzenini göremediler. Ekrandaki kesiti incelerseniz karşılıklı iki tane çentik görüyoruz. Bunların bir rafı tutmak için kullanıldıklarını düşündüler. Yani bu heykelin bu kısmında bir raf olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Adeta ellerinde bir bilmece vardı ve çözmeye çalışıyorlardı. Objeler 1930'larda taşındıklarında ve incelemeler başladığında fotoğrafları Japonya'daki bir uzmana gönderilmiş ancak araya 2. Dünya Savaşı girmiş. Bundan sonra Harvard'da sanat tarihi dersleri veren ve küratör olan Josh Rosenfield'ın önderliğinde yeni bir atılım gerçekleştirilmiş ve bu heykel hakkında çok detaylı İngilizce bir makale yayınlanmış. Bu makale ne yazık ki çok yakın döneme kadar Japon uzmanlar tarafından okunmamış. Ve şu anda yeni küratörlük bölümü ve depolama ünitesiyle yeni bir müze binası var ve Strauss merkeziyle de aynı binada bulundukları için pedolojistlere, doktora öğrencilerine, misafir öğrencilere ve Japonya'daki akademisyenlere ulaşabiliyorlar. İşte bu sebeple 1937'de başlayan araştırma bugün devam edebiliyor. Bu, bu boyuttaki heykellerden sadece biri. Ancak günümüze kadar son derece iyi bir biçimde ulaşmış. Heykelin ne anlama geldiği ve müze için önemi, insanlara çözümü açık olmayan tarihi bir bilmece sunması. Bu gizemi çözmek için bir sürü insanın bilgisine başvurulması gerekiyor. Bu objenin ne anlama geldiğini belki de bundan ancak 60-70 sene sonra anlayacağız. Kim olduğunu bilmeseniz bile müzeyi ve bu objeyi ziyaret edebilir ve böylesine zengin ve gizemli bir heykelin varlığını görünce onun hakkında daha çok şey öğrenmek isteyebilirsiniz. Bu saniyelik bir şey değil. Aranızda bir bağ kurulacağına ve bu bağın da müzelerdeki objeler için en önemli şeylerden biri olduğuna inanıyorum.